4. A. Waterloo Savaşı'nı zihinlerde net bir şekilde canlandırmak isteyenlerin yere hayali bir A harfi çizmeleri yeterlidir. A'nın sol bacağı Niveles yolu, sağ bacağı Cenab Bey yolu, bacaklar arası bağlantı çizgisi Ohio'dan Brian Lalu'ya giden çukur yolu, A'nın zirvesi Wellington'un konuşlandığı Mont Saint-Jean'i, sol alt çizgi Riley ve Jerome Bonaparte'ın mevzilendiği Hugo Montu, sağ alt çizgi Napolyon'un karargahı Belalyans'ı temsil eder. A'nın ara çizgisinin sağ bacakta kesiştiği noktanın biraz altı Haysen'dir. Bu ara çizginin orta noktası savaşın son sözünün söylendiği yerdir. Buraya dikilen aslan heykeli aslında Kraliyet Muhafız Birliği'nin kahramanlığının simgesidir. A'nın tepesi, bacakların ara çizgisiyle bitişik noktasının üst bölümü ve ara çizgi arasındaki üçgen Monsenjen yaylasıdır. Tüm savaş bu yaylayı ele geçirme hesaplarıyla sürüp gitmiştir. İki ordunun kanatları Erlon'un karşısında Picton, Riley'nin karşısında Hill yer alacak şekilde sağ ve sola Cenappe ve Niveles yollarına doğru uzanmıştır. A'nın tepesinin Mont Saint -Jean yaylasının arkasında Sognis ormanı yer alır. Ovaya gelince her yükseltinin bir eğimi izlediği kıvrımlardan oluşan geniş, dalgalarla kaplı bir deniz gibi görünen ve tüm dalgalanmaların Mont Saint-Jean'a doğru yükselip ormanda sonlandığı bir arazidir bu. Savaş alanındaki iki düşman ordu birbirlerinin beline dolanmış iki güreşçiye benzer. Biri diğerini geriletip yere sermeye çalışır. Bu alanda her noktanın önemi vardır. Bir çalılık, bir destek noktası, bir duvar köşesi, bir omuz siperidir.'' Sırt yaslanacak küçük bir kulübenin eksikliği bir alayın bozgununa yol açar. Ovanın bir çukuru, arazinin bir engebesi, elverişli bir yan yol, ordu adı verilen o devin topuğunun geri çekilmesini durdurabilir. Savaş alanını terk eden yenilmiş sayılır. Bu yüzden ordu komutanının en ufak ağaç kümesini ve en hafif arazi yükseltilerini bile derinlemesine incelemesi gerekir. İki general bugün Waterloo denen Mont Saint-Jean Ovasını özenle incelemişlerdi. Wellington bir yıl önce öngörülü bir bilgelikle bu ovayı büyük bir savaşın gerçekleşeceği bir alan olarak dikkatli bir şekilde gözlemlemişti. 18 Haziran'daki bu düelloda Wellington avantajlı, Napolyon ise sakıncalı bir mevkide konumlanmıştı. İngiliz ordusu yukarıda, Fransa ordusu aşağıdaydı. Burada 18 Haziran 1815 şafağında atının üstündeki Napolyon'un elindeki dürbünle Rozomme tepesinde çevreyi gözlemlerkenki halini tasvir etmek pek de anlamlı olmayacak. Onun bu görüntüsünü zaten herkes biliyor. Brian okulunun küçük şapkasının altındaki bu dingin yüz, bu yeşil üniforma, nişanını saklayan beyaz devrik yaka, apoletlerini gizleyen redingot, yeleğinin altındaki kırmızı şeridin köşesi, deri pantolon, lal rengi kadife eğer örtüsünün dört köşesinde taçlı N harfinin ve kartal resimlerinin yer aldığı beyaz at, İpek çorapların üstündeki süvari çizmesi, gümüş mahmuzlar, Marengo muharebesinde kullandığı kılıcı, son sezarın kimilerinin alkışlayıp kimilerinin acımasız bakışlar yönelttiği tüm görüntüsü hafızalarda hala taptazedir. Uzun süre aydınlık içinde kalan bu görüntü, kahramanların çoğunun yaydığı ve her zaman için kısa ya da uzun bir süre boyunca gerçekliği gizleyen bir tür efsanevi bir karanlıkla iç içeydi. Ama günümüzde tarih ışığı olaylara tutuyor. Bu aydınlık yeni tarih acımasızdır. Aydınlığın kaynağı ve hatta kendisi olduğu için. Parıltıları karanlığa gömmek gibi garip ve ilahi bir taraf vardır onda. Aynı kişiden iki farklı hayalet yaratır ve bu hayaletlerden biri diğerine saldırır. Sonuç itibariyle zorbanın karanlıkları komutanın göz kamaştırıcılığıyla çarpışır. Böylece halkların nihai olarak değerlendirmesinde daha gerçek bir ölçüt ortaya çıkar. Yerle bir olan Babil İskender'in, zincire vurulan Roma Sezar'ın, katledilen Kudüs Titus'un yüceliklerine gölge düşürür. Tiranlık tiranın peşinden gider. Arkasında kendi silüetini taşıyan bir karanlık bırakmak bir insan için felakettir.